Trabzon'da 3 gün önce etkili olan sağanak yağış Araklı ilçesinde sel ve heyelanlara neden olmuştu. İlçenin Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde heyelan sonucu önüne set çekilen karadere biriken toprak ve balçığı sürükleyerek aniden taşmış, sele kapılan 10 kişi kaybolmuştu. Vatandaşların yardım çağrıları üzerine bölgeye karadan ve havadan kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gönderilen 2 askeri helikopter, mahallelerde mahsur kalan 76 kişiyi alarak güvenli bölgelere tahliyesini sağladı. Ekipler, sele kapılan 10 kişiden Araklı Belediyesi personeli Ali Abdullah Osmanoğlu, İmam Soner Özbay, Mehmet Cevahir, Devlet Su İşleri personeli Hasan Çakar ve Büyükşehir Belediyesi personelleri Baki Turhan, Erdoğan Uzun ve Ali Kemal Coşküner'in cansız bedenlerine 2 günün sonunda ulaşırken selde akıntıya kapılarak kaybolan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir'i arama çalışmaları ise 400'ün üzerinde ekibin katılımıyla 3. günde de devam ediyor. JAK timleri derenin içerisinde arama yaparken önlerine çıkan ağaçları keserek altlarında kaybolan vatandaşların olup olmadığına bakıyor. Bu arada sele kapılarak hayatlarını kaybeden hayvanların yaydığı pis kokular kayıp arama ekiplerinin çalışmalarını güçleştirirken kadavra köpeğini de bu kokular etkilediği için kayıpları bulmasını zorlaştırdığı belirtildi. Kasabada sıkıntı yaratmasın. Yetkililerden bu hayvanların cesetlerinin kaldırılması için yardım talep edildi. Öte yandan 3 gün önce yaşanan selde ulaşıma kapanan Araklı-Bayburt karayolundaki çalışmalarda sona gelindiği ve öğleden sonra yolun tamamen ulaşıma açılacağı bildirildi. Arama çalışmalarında helikopterlerin de kullanılması nedeniyle Araklı Kaymakamlığı helikopterlerin güvenliği açısından sel bölgesinde drone uçuşunun yasaklandığını duyurdu.